Değerli arkadaşlar, bu akşam inşallah Gülistan'ın ilk bölümünün hikayelerini bitireceğiz. Yani birkaç örnekle söylemiştik, Gülistan 8 bölüm. Birinci bölümü padişahların tabiatı ile ilgiliydi. Şimdiye kadar bu bahiste okuduğumuz hikayeler, darbu meselelerin tamamı padişahlar, vezirler, onların halkla birbirleriyle olan münasebetlerinden hikmetli hikayeler, eserler. Bir kısmı bunların şiir idi, bir kısmı vecize babında sözler. Bunların içinde çok önemli telmihler var. Birçoğu ayet ya da hadistir. Bu akşam inşallah bunu birkaç seçtiğim hikayeyle bu faslı yapacağız. Allah ömür verirse sonraki günlerde de ikinci bölümle başka bir fasla geçeceğiz. Şimdi daha önceki sohbetlerimizde 20. Sasani hükümdarı Nuşirevan'dan bahsetmiştik ve Nuşirevan'la ilgili Sadi birkaç yani birçok yerde ondan bahsediyor, ona atıf yapıyor falan. Şimdi bir tane daha yine Nuşirevan'ın vezirlerini ile ilgili bir hikaye okuyacağız kısa. Nuşirevan'ın vezirleri memleket meselelerinden mühim bir iş üzerinde düşünüyorlardı. Her biri kendi bilgisine göre bir fikir söylüyor. Onlar gibi padişah da düşünüyordu. Büzürcmih Nuşirevan'ın vezirlerinden birisi, bilge vezirlerinden birisi. Daha önceki sohbetlerde Büzürcmih'in konu alan bazı meseleler anlatmıştım. Büzürcmih padişahın fikrini kabul etti. Vezirler gizlice ona sordular. Bu kadar bilgenin fikirlerine karşı sultanın fikrinde ne üstünlük gördü? Yani tartışmıyor sultan şeyini, padişahınkini. Tamam diyor. Diğerleri halbuki başka şeyler konuşuyorlar. Büzürcmih cevap veriyor. Çünkü işin sonu belli değil. Ve herkesin düşüncesi Tanrı'nın dileğine bağlı. Ya yanlış çıkar ya doğru. Şu halde padişahın fikrini tercih etmek en iyisi. Nihayet doğru çıkmasa bile biz kendisine tabi olduğumuz için itabından emin oluruz. İtabından, yani bize herhangi bir yanlış şey söylemesinden, evet, cezalandırmasından. Sultanın sözüne aykırı bir fikir aramak, kendi kanıyla el yıkamak gibidir. Sultanın sözüne aykırı bir fikir aramak, kendi kanıyla el yıkamak gibidir. Sultan gündüze bu gecedir dese bile, evet işte ay, işte ülker demek gerekir. Bir başka hikaye, affedilen vezir. Hikaye ederler. Vezirlerden biri eli altındakileri esirger, hepsinin iyiliğini isterdi. Nasılsa bir gün padişahın gazabına uğradı. O zaman herkes onu kurtarmak için ne lazımsa yaptı. Cezasına memur olanlar kendisine karşı tatlı davranıyorlardı. Büyükler de padişaha onun temiz yaşayışından bahsettiler. Nihayet hükümdar onun hatasını affetti. Bir gönül eri bu hali duydu ve dedi ki, dostların gönlünü kazanmak için baba bostanını satsan yeridir. Dostların gönlünü kazanmak için baba bostanını satsan yeridir. İyi dileklilerin tenceresi kaynasın da varsın evin eşyası yanmış olsun. Sen kötü kalpliye dahi iyilik et. Köpeğin ağzını bir lokma ile kapamak daha iyidir. Bu bir şiirin tercümesidir. Dolayısıyla yani bizim tabii bildiğimiz dilinde böyle. Buradaki tabii hikmet şu, vezir iyilik yapıyor insanlara, yani birçok insana iyilik yapıyor ve o iyilik sebebiyle de herkes ondan hoşnut, onun iyiliğini herkes hatırlıyor. Kimseye hiçbir zararı bir şey olmamış. Onlar, o iyilikler ona bir şekilde yardım ediyor ve padişah nezdinde, sultan nezdinde onun affedilmesini sağlıyor. Harun'un oğlu, Harun Reşid'i biliyorsunuz, Abbasi halifesi. Harun Reşid'in oğullarından biri öfkeyle babasının huzuruna girdi. Falan çavuşun oğlu anama sövdü. Harun devletin büyüklerine sordu. Biri
suçlunun öldürülmesini, diğeri dilinin kesilmesini, başka biri de mallarının müsaadesiyle kendisinin sürülmesini teklif etti. Harun oğluna döndü. Dedi ki, oğlum yiğit gönüllülük odur ki onu affedesin. Eğer yapamıyorsan sen de onun anasına sor. Ama öç almanın sınırını aşacak kadar değil. Öç almanın sınırını aşacak kadar değil. Sonra zulmü biz yapmış oluruz. Ve dava hakkı hasım tarafına geçer. Yani mazlumken zalim olursun. Mazlumken şey olur. Mesela bir kere sen davalı olursun yani. Kükremiş, şimdi arkasından şiiri geliyor. Kükremiş fille savaşa kalkışan kişi, kükremiş fille savaşa kalkışan kişi, akıllı kimsenin nazarında adam değildir. Evet, gerçek adam odur ki öfkelense dahi saçma söylemez. Çirkin huylu bir adam birine sövdü, beriki tahammül etti. Ey akıbeti hayırlı kimse dedi. Ben söylemek istediğinden daha fenayım. Zira bilirim ki sen benim ayıbımı benim kadar bilmezsin. Ey akıbeti hayırlı kimse. Ben söylemek istediğinden daha fenayım. Yani sen bana bir söveceksin. Bana bir şey söyleyeceksin. Kuş diyeceksin ama. He. Bana dediğin her neyse, demek istediğin her neyse, ben aslında senin dediğinden daha fenayım. Daha da kötüyüm. Zira bilirim ki sen benim ayıbımı benim kadar bilmezsin. Bana söyleyeceğin her şey az kalır. Nuşirevan'ın ölen düşmanı. Bu da bir hikmetli bir şey. Bir adam Nuşirevan-ı Adil'e müjde getirdi. Eşsiz ve yüce tanrı filanca düşmanını ortadan kaldırdı. Yani senin düşmanın öldü. Falanca düşmanın öldü. Nuşirevan sordu. Beni bırakacağını işittin mi? Yani benim hayatta kalacağımı sana söyleyen oldu mu? Bana düşmanımın öldüğünü söylüyorsun da. Ha, düşmanım öldü, tamam, bitti. Peki benim yaşayacağımı sana kim söyledi? Ben de öleceğim. Sen onun ölümünü getirip bana bir müjde olarak niye veriyorsun o manada? Diyor ki, düşmanın, Nuşirevan-ı Adil devam ediyor. Düşmanın ölümüyle sevinmenin yeri yok. Çünkü benim diriliğim de ebedi değil. Ve son iki hikaye okuyup gideceğiz inşallah. Büzdürç Mihr'in susması. Bir takım bilgeler Kisra'nın, Kisra meşhur Sasani hükümdarının unvanıdır biliyorsunuz. Tapısında mühim bir meseleyi münakaşa ediyorlar. Büzdürç Mihr susuyor. Bu münakaşaya niçin karışmıyorsun dediler. Da cevap verdi. Vezirler hekimlere benzerler. Hekim de hastadan başkasına ilaç vermez. Şu halde fikrinizin doğru olduğunu görürken benim bu konuda söz söylemem bilgeliğe uymaz. Adam vezir. Onun yanında konuşuyorlar bir konuyu. Bekliyorlar ki o da hani illa bir şey söylesin. O da diyor ki yani doğru söylendiği zaman ben buna ilave ne söyleyeyim? Bir iş ben karışmadan da olurken onun üzerinde konuşmam yakışık almaz. Ama körün kuyuya gittiğini görür de ses çıkarmazsam bu günah olur. Yani bir şey yanlış gidiyorsa, onu ikaz etmiyorsam, onu söylemiyorsam, onu engellemiyorsam bu günahdır. Bunu mutlaka söylemen lazım. Ve bu babın son seçtiğim hikayesi İskender'le ilişkili. Büyük İskender. İskender'in başarıları hikayesi. İskender'i Rumi'ye sordular. Mağrib ve Maşrik memleketlerini ne ile aldın? Yani Doğu Batı ülkelerini nasıl fethettin? Ne ile aldın? Önceki hükümdarların hazineleri, varlıkları, ömürleri ve askerleri çok daha fazla olduğu halde onlara böyle bir fetih nasip olmamıştı. Cevap verdi. Yüce Tanrı'nın inayetiyle hangi memleketi aldımsa halkını incitmedim ve padişahlarının adını ancak iyilikle andım. Halkını incitmedim ve onların büyüklerini, yani buradaki padişahlar kasıt şey, yani o halkın değer verdiği kişi veya kişiler neyse. O emir olabilir, padişah olabilir, bir büyük olabilir. Neyse yani.
Onları diyor adını ancak iyilikle anlıyor. Akıl sahipleri büyüklerin adını hakaretle anan kimseye büyük demezler. Akıl sahipleri büyüklerin adını hakaretle anan kimseye büyük demezler. Baht, taht, emir, nehi, zafer ve hüküm. Madem ki bunlar gelip geçiyor, öyleyse hepsi hiçtir. Geçmişlerin adını iyilikle yaşat ki senin adın da iyilikle anılı kalsın. İnsanın iyi ün bırakıp gitmesi altın yaldızlı saray bırakmasından daha hayırlıdır. İskender böyle söylüyor. Evet, sadakallahu lazım.